Malatya Şeyh Bayram Mahallesi, Hasan Bey Caddesi, Çilesiz'e doğru gidilen ana cadde. Şu boşlukta 4K sitesi vardı. Birbirine yapışık 4 bloktan oluşan binalar vardı. Yüzlerce daire vardı. 24 Ocak depreminde hasar gördüğü söylendi. Mühürlendi. Birkaç gün sonra vatandaşların eşyalarını apar topar almasına izin verildi. Zabıta ve polis bariyerleriyle çevrildi. Birkaç ay sonra da yıkıldı. Bu boşluk, o 4K sitesinden kalan boşluk. Yalnız şu gördüğünüz binalar da 4K sitesi. Bunlar daha mı genç yapı, daha mı yeni yapı ki bilemiyorum. Bunlar bırakıldı. Bunlarda da çatlak olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Şimdi 4K sitesi, evet, taşındı bu insanlar da. Bunlara yeni evler yapıldı mı, yapılacak mı, ne zaman yapılacak belirsizliğini kuruyor hala. Kimse net bir yanıt veremiyor. Kaldı ki Kütülge Doğan Yolda bile pek çok depremzede şu anda geceleri eksi 14-20 derecelere düşen sıcaklıkta konteynerlarda kalıyorlar. Bunlar da 4K sitesi. Şimdi arka tarafa gideceğim. Bakalım orada neler var. Evet, bunlardan 4K sitesi. Evlerimizde hiçbir şey yok yavrum. Bizim evlerde hiçbir şey yoktur. 8 sene sonra o evlerden, sonra bizim buralar, arka taraflar 8 yıl sonra buralar yapılmış. Onlar 8 yıl daha yaşlıydı. Onlar 8 yıl daha yaşlıymış. Peki, onlarda çok mu hasar vardı ki yıktılar? Onlarda hasar da yoktu, kendiler tuttular. Bir alttaki bir adam vardı, Muammer diye bir adam. O Muammer tuttu, çatlak demiş, evimiz demiş, şey demiş. Ondan sonra sattı, satamadı evini, bodrum kattı. He. Yani şöyle bodrum kattı. Sattı, satamadı. Satamayınca da bütün milleti mahvetti yavrum. Evlerinde etti bütün milletin. Diğerlerinde evlerinden etti. Diğerlerinde evlerinde etti. Muammer vardı, bir tane şey vardı, bakkal vardı. Bir tane şu tarafta bir adam daha vardı. Onun ismini bilmeyeyim yavrum. Yani kendi çıkarı için? Kendi çıkarları için evleri mahvetti, kapıyı camları söktüler onlar da, koydu gittiler. Evlerinde hiç, en ufak çatlak patlak hiç yoktu, gezdim baktım ben. Şimdi sizin evlerde var mı? Yok, bizim evlerde hiçbir çatlak patlak yok. Alta bodurma geldiler, baktılar, şeyler geldi, mühendisler geldi, şeyler geldi yavrum. Hiç bizim evlerde bir çatlak patlak yok yavrum. Sağlam yani. Sağlam evimiz. Şimdi YouTube'da yayınlayacağım. İzin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayınla yavrum. Sağ olun. Kötü bir şey söylemediniz. Kötü bir şey söylemedim. Bizim evlerimiz sağlam yavrum. Evet. Gel bak. Şimdi kim bilir onlar nerelerde perişan geziyorlar. Perişan, kiracı, reziller, ev yapılmadı, bir şey etmedi onlara. Ortadalar yavrum, bütün millet ortada. Çok şükür bizim evimiz sağlam. Doğal gazımızı yakıp oturuyoruz evimizde. Çok şükür. Yaşlıyıkta yavrum, 65, 66, 67 yaşındayım. Bu yaşta nereye taşınacaksın? Bu yerde nereye taşınacağım? Halim yok ki, bir camımı silmeye halim yok yavrum. Benimki yaşlıyık, eşim de yaşlı, ben de yaşlıyım yavrum. Şimdi oraya da mühendisler gelmedi mi? Ölçüm yapmadılar. Yok yavrum, ne mühendisi geldi, ne kimse geldi, hiç kimse gelmedi. Gelseydi, ölçüm yapsaydı, hele bakarlardı, bir evlerini yaparlardı, fakir fukara ortada işte. Perişan hepsi oldular. Fakir fukara, asgari ücret alıyorlar, asgari ücret bile yok, 1,5 milyonun 600 maaş alan var.
içinde. Onlar da yaşlı insanlardı hepsi zaten. Hepsi de yaşlı. Hepsi de yaşlı. Hepsi emekliydi yavrum. Hepsi yaşlıydı. Burada oturanlar ne olacak? Hepsi yaşlı, emekli insanlar. Yaşlanmışık. Gençke girdik, aldık. Evet. Şimdi de yaşlandık artık. Evet. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle bir uzaktan bir çekeyim, yanına tekrar geleyim seni. Çek de gel. Tamam. Hey yavrum. Bunu ilk kadar istemiyorum. Bunlar da yememiş. Suya gitmiş. Çek. Evimi istemiş. Ben şimdi şuradan dolaşıp geliyorum. Orada deprem düşmüş olmadı. Gel dolaştır. Bu yani sadece geçen seneki deprem değil ki, ondan önce de biz ondan çok... önce daha bu evler yeni yapılmıştı yavrum. Doğanşehir depremi oldu. Sürgü'de. Sürgü'de daha Doğanşehir depremini yaşadık biz. O güçlü depremi yaşadık. O güçlü depremi yaşadık. Hiçbir şey olmadıydı evimize. Yine bir şey olmadı yani. Evet. Yine bir şey olmadı. Kendiler kapıların camlarını vali demiş ki, demiş, evde çıkın demiş sadece. Bunlar da evde çıkın deyince, bunlar da kapıyı camı sökün, kapıları, pencereler sökün, alın gidin. Evet, zaten önce karınca gibi her şey taşındı. Sadece duvarlı kaldı. Şurada bir Ramazan var yavrum. Bekçi Ramazan. O kökünü söktü, etti, sattı güzel gene şimdi hekim aldı geldi. Evi varmış. İki tane hat almış, dolmuş attı. Ya bunun bu fukaraların paralarıyla tahtalarını, camlarını söke. Yayınla. Bu şeyin yani bu söktükleri evin demirlerini, pencerelerini, kapılarını, kiremitlerini hepsini taşıdılar. Kiremitler taşınmadı. Kiremitleri çöpe gitti. Çöpe gitti. Kiremitler çöpe gitti. Müteahhit geldi. O müteahhiti. Sen söyle yavrum. O evi yıkan. Demiş ki adam ne kadar sağlam bir bina yapmış ki adam zorla yıktık demiş. Çeke zorla yıktık demiş. Zorla yıktık. Bütün 9-10 ton demir götürdü adam. Tırlarını 9-10 tır götürdü demir. O kadar demir kullanmış. O kadar demir kullanılmış. Demirlerde hiç pas yoktu, bir şey yoktu yani. Aldı götürdü, döydü o büyük aletlerine. Döktü, aldı götürdü. Ya bu kadar yavrum. Ay çok teşekkür ederim annem. Sağ ol canım. Bir şey değil yavrum. Ne yapak işte? Biz de kendi evimizde oturuyoruz. Gel buyur bak. Burayı yıkmasınlar diyorsun. Yıkmasınlar. Perişan oluruz diyorsun. Perişan olduk, ortada kaldık. Kimin kapısına gidecek yavrum? Kim seni kabul eder? Bir gün kabul eder. İkinci günü dışarı atar seni. Eder mi etmez? Sen kendinde bir pay biç. Eder mi yaşlı adamı? Gelinin bile kabul etmez, oğlun bile kabul etmez. Oturuyoruz evimizde, yavan, yaşlık neyse bulup yiyip oturuyoruz. Kimseye muhtaç olmadan. Allah kimseye muhtaç etmeden yiyip oturuyoruz evimizde. Evet. Çok şükür. Çok şükür. İki göz evimiz var, kirayı mı veresin maaşına, emekli maaşına? Kirayı mı veren yavrum, yiyen mi? Bir sokum, bir ekmeğini alan da yiyen mi? Bunun yakıt parası var kışın. Bunun yakıt parası var. Doğalgaz geldi 450 bin lira. Nerede? Anne neyine vereceksin? Emekli maaşına veriyor işte. İdare edeceksin. Hepimiz de birbirimizi biliyoruz yavrum. Evet. Kuzum. Tamam mı? Evet, 4K sitesine geldim sağ olsunlar. Pencereden beni görmüşler, konuk ettiler buraya. Ne tesadüftür ki yıllardır burada oturan insanlarla karşılaştım. Evet. Buna da çok memnun oldum. İzin verdiler çekim yapmama, yayınlamama. Canım olacak. Evet.
Sağ olun, teşekkür ederim. Mehmet abi, büyük bir tesadüf ki buranın, yani 4K sitesinin 4 bloku yıkıldı ama arkadaki bloklar şu anda duruyor, orada da oturuyorlar. Burada inşaatında da bulundum diyorsunuz. Nasıl böyle sizin gözleminiz, ben inşaatçıyım diyorsunuz aynı zamanda. Sizin gözleminiz nasıl, sağlam mı yapıldı burası? Evet, eski inşaatlar sağlamadı. Kalıpların 15 gün inşaatta kalıyordu. Sürekli bekçiler olup sulanıyordu. Betoninki sudur. Dünyada başka bir ilacı yoktur. Bunun suyunu güzel vermek, ama şimdiki yapılarda bugün beton dökülüp sabahleyin sökmeye başlıyorlar. Arada çok fark var. Yani burada sağlam yapıldı diyorsunuz. 86'da yapılmasına rağmen şu an yeni yapılan binaların %80'inden burası daha sağlam. Zaten göz önündedir. Buraya gelip yıkım ekibinin yıkmada çok zorlandığı, o kolonları yıkmada çok zorlandığı gözlemlenmiştir. Yani bundan 8 yıl önce yapılan diğer blokları bile çok zor söktüler. Aynen. 86'da yapıldı tabi buralar. Yani o blokların sökümünde dahi yıkım ekibi çok zorlandı. Yani o kolonlar yıkana kadar bayağı zorlandı. Yani bugünkü şartlarda İstanbul'daki o çürük binalara baktığın zaman buraların daha bugün yeni yapılmış gibi bir hali var. Peki niye yani bir depremzede, tırnak içerisinde söylüyorum, depremzede adı altında o binaları niye yıktılar, o sağlam dediğiniz binaları? Valla ilk depremin verileri 7 nokta küsürdü ama bir zaman sonra 6 noktaya çekildi. Yani 7 noktada bura yıkılmadıysa, 86 bu Malatya'nın ilk sitelerinden, en büyük sitelerin ilk sitelerinden 7 noktada bura dayandı, yıkılmadıysa, en ufak bir çatlak dahi olmadıysa bunun sağlamlığını göstermektedir. Ama bundan sonraki daha yeni yapılan binalardaki çatlaklar bu binalardan daha çok. Bostan başında yavrum, çatlaklar hep bütün çatlamış. Bostan başında yeni binalar. Yeni binalar. Evet, yeni binalar. Bizim komşular, arkadaşlar oturuyor benim. Hep dediler, Hüsnü Hanım dediler, bu binalarda hiç çatlak yok dediler. O bostan başındaki bütün binalar çatlamış. Şu annemin otelinin karşısında benim kızımın görümcesi oturuyor. Necla abla diyor, inanır mısın diyor, her tarafta tamamen hiç çatladı, duvarlar çatladı diyor. Hatta bizim, ben iş yerindeyken buraya mühendis gelmiş. Tabii ben evde olmadığım için, bitişikteki tabii buraya dahil olduğu için mühendis gelmiş bakmış, kolonlarda hiçbir tane çatlak, matlak, hiçbir şey yok. Hatta bizim buralarda da, yani bir bakın isterse, çatlak denen bir şey yoktur yani. En ufak bir çatlak dahi yoktur şu an. Hatta şu odayı açtı eşim diyorsunuz, aynen, balyozlarla. Evet, evet. Bak, hatta bak, şurayı açtık. Şuradan bir saniye verebilirsin. Geç de çek ya. Şurayı mesela bak, biz burayı açtık. Burayı sonradan açtık. Sonradan açtık. Şu balkon tarafı. Şu balkon, burası balkon değildi. Biz burayı da söktük. Boydan aya camdı. Bu balkon yaptınız. Evet. Bu odayı sonradan açtınız. Bu duvardı. Ha. Burası kapalıydı. Ha, bu duvarı yıkmak için biz ettiniz. Mücadele ettik. Ve artık şimdi mesela dediğin gibi yani biz bunu kırana kadar gerçekten akla karayı seçtik. Yani mesela hani 7.5 şiddetinde hakikaten deprem. Hakikaten duvarlara bakıyorum işte. Hiçbir şey var mı? Hiçbir çatlak bir şey yoktur. Yok. Evet. Mesela kolonlar biz yatak odası tarafına, gel şu tarafa bir gel istersen. Yatak oda tarafında işte özellikle işte buranın konularına şey yaptılar. Bak, ben hani tekrar sonradan geldiğim için şuralara mesela kolonlar hiçbir tane çatlak yok. Bu 7.5 şiddetindekine buna dayandıysa demek ki bu bina gerçekten de çok sağlam bir bina. Dertleri mi acaba bunu böyle? Bunu alınan hepsi de zannettiler ki özellikle bunu Özgür Çalık. İki binanın birleştiği yere deprem birkaç kişi de burada şey yaptılar işte resimlerini aşağıdan kolonları işte şey yapmışlar, zarar vermişler. Daha sonra şey yapmışlar, şu Arabakkal'da bir tane bir abi vardı, ismini neyse söylemeyeyim. İşte buralar şey diye işte hani bir parmakta bal ben çalırım ağzıma gibisine
buraya işte şey yaptılar. Sonradan işte hani herkes gidince çok pişman oldular. O kadar pişman oldular ki. Sonradan perişan olunca. Dönmek istediler. E tabii ki yani şimdi sen zaten iş işten geçti. Bir kere evi boşalttıktan sonra ne olur? Herkes talan talan. Eskisincisinden tut da, hurdacısından tut da hepsi de hiçbir şey koymadılar. Yani şekeriniz. Evlerine tamamen yağmalama yaptırdılar. Yağmalayanlar. Yağmalayanlar yaptı. Sonra pişman oldular ama. Tahtalar hele görsen ne güzel yeni yaptırmışlar. Ya aslında şey yapacaklardı. Kapılarını kilitleyip gideceklerdi. Madem herkes ben de gittim. Ben de gittim. Gittiğim ev hatta eşime dedim ki Mehmet dedim. Böyle böyle dedim. Yani